A4 boyutundaki bir kağıdı yatay olarak çeviriyorum ve yukarıdan 3 santim kalacak şekilde çiziyorum. Daha sonra kalan kısmı çerçeveliyorum, en dip köşelerine gelecek şekilde. Günlük bu çizelge için 6 satır 5 sütun olarak planlıyorum. Yukarıda işaretlediğimiz en üst çizgiden itibaren 3'er santim olarak cetvelle işaretliyorum. Hem sol tarafa hem sağ tarafa yapacağım. Böylece eğik çizgiler oluşmayacak. Sayfanın sağ ve sol tarafına işaretlediğim noktaları birleştiriyorum ve satırları oluşturuyorum. Böylelikle 6 tane satırı tamamlıyorum. Şimdi de sütunlar için 6 santimlik aralar belirliyorum. Alt ve üst noktalardan noktalıyorum. Daha sonra bu noktaları birleştirerek sütunları oluşturuyorum. Birden 30'a kadar numaralandırıyorum. Daha sonra bu numaralandırmaların yanına tarih ve yapılacaklar listesini hazırlamaya başlıyorum. Her kutucuğa 5 tane yıldız ekliyorum ki bu yıldızlar namaz çizelgemizi gösterecek. Daha sonra kitap, meal ya da Kur'an için bir simge çiziyorum. Bu zorunlu değil, daha tatlı görünmesi için tercih edilebilir. Yanlarındaki noktalar ise kaldığınız sayfayı hatırlamak için ya da kaç sayfa okuduğunuzu belirtmek için kullanabilirsiniz. Numaralandırdığım günleri kalp işaretiyle çerçeveliyorum ve yanına tarihi yazıyorum. Burada imsakiye gibi kullanmak isterseniz yanına iftar sahur vakitlerini de yazabilirsiniz. Çerçevelediğim her bir kalpte o günün orucunu eğer tuttuysak boyayarak kullanabiliriz. Nisan, 1 Mayıs arasını yazıyorum. Ve unutmayın, Nisan 30 çekiyor, 31 değil.
Çizdiğim simgelerin ne anlama geldiklerini yazıyorum. Yıldız için namaz, kalp için oruç, kitap için kitap ya da Kur'an ve daha sonra yuvarlak içinde teravihi kullanıyorum. Burada teravihi tam kılabilirsiniz ya da örneğin 8 rekat kılabilirsiniz, kılmayabilirsiniz. Bunların hepsini yanına koyduğunuz noktalara yazabilirsiniz. Daha sonra doldururken boyama şeklinde ya da fosforlu kalemle üzerine çizebilirsiniz. Tik atabilirsiniz. Bu da zevkinize kalmış. Hepinize hayırlı Ramazanlar diliyorum. Hoşça kalın.